Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Evet Murat. Başlayın bakalım. Bu şeyden bir alabiliriz abi. Rububiyeti noktasında. Orucun tamam. O şeyden. Paragrafın su. Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti. Evet. Tamam. Al, zaten biz dün biraz bu taraftaki sayfayı biraz ezdik gibi geçtik. Yani. Evet abi. Evet. Hadi bakalım. Cenab-ı Hakk'ın noktasında orucun çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki Cenab-ı Hak zemin yüzünü bir sofra-i nimet suretinde halk ettiği ve bütün envai nimeti o sofrada min haythu la yehtesib bir tarzda o sofrada o sofraya dizdiği cihetle kemal-i rububiyetini ve rahmaniyet ve rahimiyetini o vaziyette ifade ediyor. Yeryüzünü bir sofra-i nimet suretinde halk etmesi ve halk ettikten sonra envai nimeti o sofrada umulmadık bir zamanda, umulmadık bir anda dizmesi üç şeyi göstermek içinmiş. Kemal-i rububiyetini, rahmaniyet ve rahimiyetini o sofrayı halk edip envai nimetini dizmesi suretinde gösteriyor. Dizmesi. Evet. Dizmesi de çok iyi. Sıralama da çok acayip. Kemal-i rububiyet, kemal hepsine şamildir. Kemal-i rububiyet, kemal-i rahmaniyet, kemal-i rahimiyet. Evet. Bu vaziyette ifade ediyor. İfade ediyor. Fakat ondan sonra bir cümlede insanlar gaflet perdesi altında ve esbab dairesinde o vaziyetin ifade ettiği hakikati tam göremiyor, bazen unutuyor. Yani burada namazın hikmeti olduğu gibi niçin namaz emredilmişti? İki vakit ortasındaki Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin yekününe karşı şükür ve hamd demek için. Niçin oruca emredilmiş, hikmeti nedir? Cenab-ı Hakk'ın kemal-i rububiyetini, rahmaniyet ve rahimiyetini görmek için. Görmek için. İşte insan göremediğince bu sefer görmesi için oruca emrediyor. Görsün. Peki bu sofra-i nimetten ne anlamak lazım? Ben şimdi nimet deyince elma armut anlıyorum, şeftali anlıyorum. Onu bir açın ya. Genelde işte usulden hani diyor ya, üstadın sofra-i nimete yüklemiş olduğu manadan bakmamız gerekiyor. Tamam, neymiş bu o? Bu da sayfa sözlerde, sözlerimiz kaç hatta. Kaçtı? Kaçtı o? 360'da. Üstadın sofra-i nimete ne mana yüklemiş? İşte, sofra-i nimet ustad neyi kastetmiş? Mesela dünkü derste bir şey oldu. Mesela bir fıkıh aliminin sofra-i nimeti oruçtaki maksadıyla üstadınki çok farklı anlamış olduğu şey. Evet. Ne okuduk ya, evet. Orada Elmalı Hamdi Yazır'ın noktayı nazara getirelim. Üstad dedi ya, sofra-i nimete işte o da ne istiyor Allah insandan, neyi görmesini ifade ediyor. Mesela kemal-i rububiyet, mesela şimdi okuyacağımız yerde kemal-i rububiyet, rahmaniyet ve rahimiyetine. Okuyayım. Evet. Şimdi sofra-i nimet. Sayfa 360 sözler, ikinci meyve. Ey nefis, ubudit, mukaddemi-i mükefat-ı lahika deyip, belki netice-i nimet-i sabıkadır. Ben acele ediyorum, bir okumak istedim aşağıya. Evet, biz ücretimizi almışız, yani yaratılmayla. Ona göre hizmetle ve ubudiyetle muvazzafız. İkisi farklıdır, hizmetle ubudiyet. Çünkü ey nefis, hayr-ı mahs olan vücudu sana giydiren Halik-i Zülcelal, sana iştahlı bir mide verdiğinde, bunu vermeyi de neyi vermiş oluyor? Rezzak ismiyle bütün matumatı bir sofra-i nimet içinde senin önüne koymuştur. Bu bir. Sofra-i nimet, mideyi vermeyle, iştahlı bir mide vermeyle, Rezzak ismiyle, yani ne nimet varsa önümüze koymuş. Bu bir. Sofranın içindeki bir tabak. Sonra sana hassasiyetli bir hayat verdiğinden hayat, o hayat dahi bir mide gibi rızık ister. Birincisi oruçtu. Burada dün dedik ki sam hayata bakar.
Bak burada diyor ki ikinci sofrayı nimet. Dikkat ederse çok ilginçtir. Zaten birincisi kemal-i rububiyet, ikincisi kemal-i rahmaniyet, üçüncüsü kemal-i rahimiyet. Oruç, sam, siyam. Şimdi bir ikincisi, sonra sana hassasiyetli bir hayat verdiğinde o hayat da bir mide gibi rızık ister. Göz, kulak gibi bütün duyguların eller gibidir ki o ruh-i zemin kadar geniş bir sofra-i nimeti o ellerin o önüne koymuştur. Elinde bir şey aldığın gibi. Elinde bunu aldığın gibi göz kulakla da alıyorsun. Şuraya bakın, eldir. Bak şimdi, cep telefonu. Efendim kardeş. Ondan ses alıyor. Ses alıyor. Resim gidiyor, üçge. Mail gidiyor, vesaire daha şeyler gidecek, koku gidecek. Ne yapıyor? Bununla alıyor. Bu el. Elle alıyor. Duygular eldir. Bak şimdi. Nereden gireceğiz? İnşallah buradan çıkarız sağ selamet. Çünkü oraya doğru gidiyorum. Üçüncü el insan deli edecek şimdi. Bak, bu kafirde var. Bu duygularla alıyor. Sesle şu anda ezanın serayı alıyor. Neyle alıyorsun? Elle alamazsın bunu. Kulakla alıyorsun. Kulak bir eldir. Oradakini alıyorsun. Sonra manevi çok rızık ve nimetler isteyen, insaniyeti sana verdiğinden, insaniyeti sana vermiş. Sen daha insan değilsin. Peygamberin bir vazifesi insanlar insanlık makamına çıkarmaktır. Bak sana, oturuyor mu o şey siyamlar? İnsaniyeti sana verdiğinden. Abi şöyle demeyin, Fahri Hanım'la bir okumuştum. İnsan ismine, insanlar yani orucu tutmayan, bu ibadete iştirak etmeyen, insan ismine layık mıdırlar? Ha işte bu. Sonra bak, insaniyeti sana verdiğinden, insaniyet bir midi sofraymış. Şimdi onun eline bakacağım, neymiş eli? Âlem-i mülk ve melekût gibi geniş bir sofra-i nimet, o mide insaniyetin önüne, aklın eli yetişecek nispette sana açmıştır. İbrahim Aleyhisselam için ayette diyor, işte semavati, melekütü semavati vel arz, yani mülk ve melekütün şeyi verildi diyor ona İbrahim'e. Evet, verilmiş, evet, buyurun anahtar. Şimdi bu imani billah, marifetullah, muhabbetullah, lezzet-i ruhaniye. Şimdi bu orucu sağladı buraya kadar. Şimdi ondan sonra senin şeyinde meçhulunda olana geçiyor. Bak şimdi. Aklın buraya kadar okuduk. Sonra nihayetsiz nimetleri isteyen, hadsiz rahmeti meyveleriyle takaddi eden, insaniyet-i kübra olan İslamiyet ve imanı sana verdiğinden. Bak neymiş? İnsaniyet-i kübra olan. İnsaniyet-i kübra nereye diyordu aynı zamanda? Kainata diyordu. Kainata insan ekber diyordu. İnsaniyet-i kübra deniliyordu. Burada ise insaniyet-i kübraya iman ve İslamiyeti diyor. Yani Nur-u Muhammed'in içeriğinde ne var? Nur ve mana var. Nur İslamiyettir, mana imandır. Veya bazısının dediği gibi, nasıl girmeyeyim, insaniyet-i kübra olan İslamiyet imanı sana verdiğinden, daire-i mümkünat ile beraber, bak, bu mümkünattan çıktık, niye meçhul dedim? Esma-i Hüsna ve sıfat-ı mukaddesinin dairesine şamil bir sofra-i nimet ve saadet ve lezzet sana fethetmiştir. Yani artık gayipten besleniyor. Bu şey değil. Lahut, ceberut, melekutten sirliyorsun. Vacib-ül vücuttan ana çocuk anasını emer gibi insan Allah'a emmeye başlıyor. Bu şey, oruçtan sonraki safha bu. Bak ne vermiş? İslamiyet ve iman eldir. Eldir. Kulak nasıl şu anda selayı, cuma selasını getiriyor? İman ve İslamiyet eldir.
artık esma ve sıfat dairesinden alıyor. Şurada bir not abi, hemen şu mevzu söylediğinle alakalı. Mesela o Mesnevi Nure'de geçiyor da Fazıl-ı Muhterem Mesalif Tasdik-i Muhalefsiyle Reisi Ali'si Şeyh Safet Efendi Katre Risalesini okumuş. Üstad'ı söyle diyor. Şu diyor, Tevhid Denizi'nden bir katre namında Risale gözüme tecelli etti. O denizle ile bu katre arasında bir fark göremedim. Çünkü o katre hakikatte o denizden geliyor ve o denize dökülüyor. Tevhid Denizi'nden avuçla su içmekte ve İslamiyet memesinden süt emmekte kardeşimiz olan. Bak. İslamiyet memesinden. İslamiyet bir gıda. Hani vücut mi? Arka taraf. Bu sefer emmeye başlıyor o hakikati. Yani bunu o şey görmüş, şu manayı. Bu adam da üstad da görmüş. Evet. Safet Efendi değil mi? Ha. Esma-i Hüsna ve Sıfat-ı Mukaddesenin dairesine şamil bir sofra-i nimet ve saadet ve lezzet, lezzet-i mukaddesi vardı ya, sana fethetmiştir. Sonra imanın bir nuru olan muhabbeti sana vermekle, bundan beslenen ne olur? Gayr-ı mutenahi bir sofra-i nimet ve saadet ve lezzet sana ihsan etmiştir. Yani, cismaniyetin itibariyle küçük, zayıf, aciz, zelil, mukayyet, mahdut bir cüsün, onun ihsanıyla cüz'i bir cüzden külli bir külli nurani hükmüne geçtin. Zira hayatı sana vermekle cüz'iyetten bir nevi külliyete ve insaniyeti vermekle hakiki külliyete, İslamiyeti vermekle ulvi ve nurani bir külliyete, marifet ve muhabbeti vermekle mühit bir nura seni çıkarmıştır. Bu okuduğumuz abi, kemal-i rububiyet, rahmanet ve rahimiyetin ifade etmiş olduğu manalar. Manalar. Şimdi mesela, mide vermekle kemal-i rububiyetini, hayatı vermekle kafir mümin fark etmez mahlukat, kemal-i rahmaniyetini, insaniyeti rahmiyetin kemal-i rahmiyetle alakalıdır. Sonra buna mazhar olan insanın alemi mülk ve melekut, mülk ceberut'dan sıyrılıyor, vacib-i vücuttan besleniyor. Vacib-i vücuttan beslenmeye ait bir misal okuyayım. Nasıl bir beslenen insanlar varmış. Dün sizden sonra baktım. Bak, o hani var diye 140. sayfada Mesnevi Nuriye'de Kur'an'ı dinlerken üç şekilde o. Ona ait bir notum var buraya. Not almış, çok ilgini çekecektir. Buraya yazdım bak, şu kağıt bak. Evet abi. Onu bir de şeyde de söylüyor abi, 401'de de. Ne diyor? Ne? Lemalar 401. Yok. Gene aynı Ramazan Risalesi'nde 401'de de. Ne diyor? Oku bakayım. Güya Kur'an'ı yeni nazil oluyor gibi okumak ve dinlemek ve ondaki hitabat ile güya geldiği an-ı nüzulünde dinlemek ve o hitabı Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dan işitiyor gibi dinlemek. Belki Hazreti Cebrail'den, belki bir tekilim ezel dinliyor gibi kutsi halete mazhur olur Ramazan-ı Şerif'in siyamında anlatıyor. 401 siyamında anlatıyor bak. Siyamda da o var zaten. Siyamda olur bu. Hemen diyecektim, siyamdan mı okuyorsun? Bak. Mektubat-ı Rabbaniye, İmam-ı Rabbani, sayf kaynak söylüyorum. Bazıları, bazı şeyleri söylüyorum arkadaşlar. Ya benim 20'ye yakın defter var. Yani o cümleyi söyledim de hemen nereden bulayım? Kaynak istiyor. Ben kaynak, zaten kaynaksız diyemem. Yani onlar şeyimi anlasınlar yani. Orada şimdi defterde nasıl bulacağım ben? Ondan sonra. Efendim bir şey mi diyeceğim? Yok abi. Şimdi ona ait daha şimdi bu sefer bunu yazdım kaynak. Mektubat İmam-ı Rabbani cilt 2 sayfa 1629. Bu da ne yazıyor bakın. İmam-ı Rabbani. Cafer-i Sadık radıyallahu anh. Namazda ayet-i kerimeyi tekrar tekrar okuyordu. Aynı şeyi. O kadar lezzet almış ki takılmış. Takılmış derken benim ifadem. Tekrar tekrar o kadar lezzet almış ki okuyordu. Anustat diyor ya, hasbunallah, bana bak. Manama dikkat et. Ayet konuşmuş ustada. Bak bu da ne diyor? Tekrar tekrar o ayeti okuyordum. Nihayet onu tekellüm edenden dinledim. Namazda bayılmıştı. Bak bir daha okuyorum. Ayet-i kerimeyi tekrar tekrar okuyordum.
Nihayet onu tekellüm edenden dinledim. Onu ders veren Allah'tan dinlemiş. Şualarda da abi peygamberimizi anlatırken vahyin nuzulü anında evet. Haleti bühüşhaneye girerdi diyor. Yani baygın vaziyete geçerdi diyor. Evet. İşte mesela bu gene bir onunla alakalı. Şimdi o şu anda kaynak yok kafamda ama aynısı. Şimdi evi yanıyor. O keşede namaz kılıyor. Farkında değil. Cafer-i Sadık'ın. Millet köylü falan o zaman kerpiçlerle almış. Tam kenarına kendisine kadar gelecek namazı bitiriyor. Evi yanıyor yani arka geliyor yani ev yandı. De kendisi bir köşede kılıyor. Köşeye kadar gelince köylü tabii uğraşıyor. Tabii ki adam yok tabii Cafer-i Sadık nerede olsa o da müdahale eder kendi evine. Zannediyor. Tam kendi köşesine kadar gelmiş ateş sönüyor. Bakıyorlar ki köşede namaz kılıyor. Ama ev gitmiş. Selam vermiş. Efendim demişler, bu yangını görmediniz mi? Yok demiş. Nasıl olur demiş. Öyle bir yangının karşısındaydım ki bunu görmedim. Bu daha acayip. Bu normal, alemi gayb açılmış, cehennemi görmüş. Bu da diyor, İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor, cilt 2 sayfa 1629'da. Ben diyor, ayet-i kerimeyi tekrar tekrar edince bir baktım ki, onu tekellüm eden Allah'tan duydum diyor, hemen namazda bayılmış. Yani burada ustad da zaten söylüyor sevgili arkadaşlar. Bir, Kur'an'ı dinlerken üç vaziyette o. Bir, Allah Cebrail'e söylerken, vahyederken kenarda dinler gibi ol. Peygamber aleyhissalatü vesselama Cebrail söylerken kenarda dinler gibi ol. Peygamber aleyhissalatü vesselam kürsüye çıkmış. Hangi kürsüye çıkmış? Resul değil, Risalet. Biliyorsunuz Resullük Adem aleyhisselamla başlıyor Allah Resulü'nün Resullüğü. Risaleti nübüvvetle başlıyor. Çünkü diğer peygamberlerin Resullükleri, peygamberlikte peygamberimizin mühniye olduğu için, yardımcıları oldukları için, dikkat edin külliyatta Resul-i Ekrem aleyhisselatü vesselam dediği zaman başka, Risalet-i Ahmediye, Risalet-i Muhammediye deyince başkadır. Resul-i Ekrem aleyhisselatü vesselam deyince Adem aleyhisselatü kainatın kuruluşundan başlamak manasında. Öyle düşüneceksin. Risalet deyince nübüvvetinin başladığı dönem demektir. Yani o Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelene kadar onlara vekalet ediyor. Evet. İşte bu Resullüktür. Risalet ise onu kendisi devlet ettiği dönem demektir. O Ekrem takısı da anlaşılmış oluyor o zaman. Tamam mı? Yani al Ekrem acayip bir şey. Yani niçin kullanıyor bir bilsek o zaman insan çok zevk alıyor külliyatta. Şimdi arkadaşlar bu sofrayı nimeti bir derece anladık. Aşağıda buyurunuz emrini bekliyorlar gibi var diye. Evet. Onu da anlamış oldum bu şeyi okuyarak. Buyurun. Fıkıh-ı Ekber'de dedim ya fıkıh hicretten 300 seneye kadar olan döneme itikada deniliyordu. 300 seneden sonra ulema tasnif etmiş amele denmiş. Ameli hayata şey denmiş. Fıkıh denmiş. Dolayısıyla Fıkıh-ı Ekber İmam-ı Azam'ın Ali Karimine şehrinde Allah ile konuşmayı anlatıyor mesela. O şeyler var, kaç kişi var. Orada kaynakları verdim ama şimdi onu yiyeyim. Buyurun, emrini bir teşbih değil. En kesif tarafı dedik ya, buz, aslı su, aşikyo, mertebeler. En kesif buyurun yani ezanla Allah şey yapıyor. Bu oruç tutanlar içindir. Siyamda olanlar zaten duyar. Yani niyet ve nazar mahiyet eşyayı değiştiriyor. Değiştiriyor. Oruç başka, sam başka, siyam. Siyami oruçta olanlar Allah'tan duyar onu. Bu hani demin sözlerde okuduk ya o sofranın nimeti. Hı-hı. Bu şekilde Cenab-ı Hak kainatı o sofrayı halk etmiş, koymuş bunlara. Allah Allah. Bu sefer diyor ki insanlar gaflet perdesi altında. Bir yerde bir sofra var ya. Hı-hı. Esbab dairesinde o vaziyetin ifade ettiği bu manaları tam göremiyorlar diyor. Göremiyor. Göremeyince. Görmesi için yani ibadetin niye bizim ibadetin neye ihtiyacımız var diye. Mesela o misaliniz nasıldı ya? Ben hoşuma gitti. Onu bir anlatır mısınız? Hangisi mesela? Abi? Görememek, o flash meselesi. Abi, fotoğraf mesela şöyle yazmıştık abi. Bir okur musunuz ya? Çok ilginç. Ben istifade ettim ya bu misali. Gece karanlık. Gece karanlık. Ha, karanlık. Ben fotoğraf çekeceğim. Fotoğraf
çekeceğiz. Fotoğraf makinesi o karşıdaki görüntüyü tutuyor. Fotoğraf makinesine bastım. Bastık. Karşıdaki o karşıdaki resmi tuttu. Tuttu. Görüntüyü tutarken flaş patlamasa, yani o karanlığı alıp da buraya kaydetmeyi ışık da yapacak. Eğer flaş patlamasa karanlıkta, o zaman görüntü karanlık olarak kaydedilir. Karanlık olarak kaydedilir. Flaş da alınmazsa, patlamazsa, o alıp tuttuğunu karanlık olarak kaydedilir. Kaydedilir. Aynen bunun gibi. Aynen bunun gibi. İnsanlar gaflet perdesi altında olunca etraf onun için marifet noktasında karanlık. O karanlıkta Allah Celle Celaluhu Ramazan diye bir fotoğraf makinesi insana vermiş. Bu fotoğraf makinesine maksat burada bu makamda Ramazan. Ramazan. O Ramazan fotoğraf makinesidir. O anki orucu tutsun diye. O resmi aldı. Bu oruç. O orucu tutarken kemal-i rububiyet, rahmaniyet ve rahimiyet flaşını insanın patlatması gerekiyor. Eğer flaşı patlatırsa sağım. Kemal-i rububiyet, rahmaniyet ve rahimiyet flaşı. Kendisine mal ederse siyam. Patlatamayıp şu manayı. Patlatamasa, yani oruç tutarsa, sağım ve siyama geçmezse. İşte hadiste dediği gibi oruçtan maksat sadece ona aç kalmak kalmış olur diyor. Şu evet. Üç manayı göremezse. Evet. Yani Ramazan fotoğraf makinesiyle çekilen o manzarayı, oruç makinesiyle o haleti, o halet, haletle çekiyorsun. Halet, fotoğraf makinesinin içindeki o resim alma programı. Bak bu da çok önemli. Yani halet kavrama, yakalamak ya, haletimle yakaladım diyoruz. Fotoğraf makinesi de programla yakalıyor. Şimdi fotoğraf makinesi oruçtur, cesettir. Oruç tutmak. Cinsellikten ve yeme içmeden uzak durmak, tamam. Şimdi onu haletle yakalamak, flaşı patlatmak. Halet, o orucun açtığı haletle mevcudatı, eşyayı yorumlamak. Sonra onu flaşla patlatmak. Yani alemine renkli yerleştirmek. Bunu bir de anlatırken namaz için söyleyen sen abi de. Namaz için mi? Ha. Namaz için de. Abi o zaman bir şey söyleyeyim de. O zaman Ramazan, yani Ramazan o zaman firaj oluyor. Ramazan kendisi şeydir. Ramazan üçünün adıdır. Ramazan demek oruç, sam, siyamın komple adıdır. Şimdi insan her zaman mesela oruç olmasa görüyor yine mesela. Her tarafta Allah'ın nimetini görüyor. İşte namazla, işte namaz devamlı diğer namaz kılanla bir Müslüman hayatının her safhası oruç yapabilir. Yani her zaman namaz haleti günde 5 defa yakalıyor. Onu okur musun? Evet abi. Bir de o buradaki kemal-i rububiyet, rahmaniyet ve rahimiyetin ifade etmiş oldu. Yani orucun bu manayı işte namazı anlatırken Üstad Hazretleri 9. sözün başında söylüyor. İşte inkılap, tasarruf ve ihsanın mukabilinde namazı emretmiş diyor Cenab-ı Hak. Neydi? İnkılap. İnkılap. Tasarruf. Tasarruf. İhsan. İhsan. Buradaki kemal-i rububiyet, rahmaniyet ve rahimiyet olduğu gibi o besmelenin sırlarını anlatırken birincisi neydi? Kainat simasında. Birincisi neydi? Besmelenin sırrında. Neydi? Kainat simasında. Birincisi kainat, arz ve insan. Evet. Bir de namazın o şeyi de neydi? İnkılap. İnkılap, tasarruf. Rububiyet, rububiyete, tasarruf, rahmaniyet, küre arz, rahimiyette insan. İhsan. İnsan, ihsan. İnsan, ihsana bakıyor. Evet. Bu sefer rahimiyet. Bu Ramazan'ın ifade etmiş olduğu manayı 5 vakitte, yani günde 5 vakitte Ramazan namaz ile her anda besmele ile ortaya koyabiliyor. İşte 15. mektupta diyor abi Kadir gecesine geçmek için 2 yol var demişti. Birincisinde işte bu hakikatte beklemiyorsun Kadir gecesini. Şu manayı taattır edince insan yaşam sırrı vahyin feyziyle beraber. Yani yapılamamaması, yani eğitim zor olduğu için Cenab-ı Hak 12 ayda bir yaptırıyor ki buna alışın. Oysa Müslüman namazla, besmele ile bu her zaman bu orucun getirdiğini, o flaş yakalamasını yapabiliyor. Yapabiliyor. Yapabilir namazda. Burada. Namazdaki besmele. Çünkü namazda oruç var. Evet. Namazda oruç var. Nasıl var? Namazda bütün erkan-ı hamse var. Nedir? Namazda hac var, kıbleye yöneliyoruz. Namazda zekat var. Ruhun, aklın, kalbin, bedenin
zekatını veriyorsun. Oruç var, bir şey yemiyorsun. Şimdi zamanı anlatmışsınız ya abi, başta zamanı. Evet. O, oradan bakarsak yani o dersten, zamansızlık, işte bir tren misalini vermiştiniz. Nasıl vermiştin? Hani trenin içindekine göre... Dışarıdakini. Şey, zaman yok yani. Evet. İçine binen adam için, birisi ileri gidiyor, birisi geri gidiyor. Mesela ben burada oturuyorum. Tren, metro, buradan içinde oturan bir adam var. O da adam, ben de. Ben dışarıdayım ama. Tren buradan böyle gitti. Böyle gitti. O adam içerideki ne biliyor? İleriye gidiyorum. Bu tarafa gidince geri gidiyorum. Ama bir adam burada binerse, bu adam, o adamın yanında oturuyor. Buradan giden adamın yanında o da oturuyor. Bu tren böyle giderken buradan giden adam için geri gidiyorum. Ama buradaki adam için ileri gidiyorum. Nispidir yani. Sonra Ramazan'da o zamansızlıkla beraber her an insan o hakikati yakalayabiliyor. İşte yani bazılarına ileri giderken bazılarına geri geçiyorsun. İşte aynı şey. Yani bakın, bir daha söylüyorum. Tren buradan kalktı. Buraya geliyor. Burada adam bindi. Buradaki adamlar için bir de dışarıdakini söylüyor. Adam buraya bindi. Gidiyor. Tren nereye gidiyor? İleriye gidiyor. Durakta durdu. Bu adam inmedi ama binen oldu. Buradaki adam için tren nedir? Geri geliyor. Ama burada yeni binenler için tren ileri gidiyor. Benim için ikisi aynı düzlemde, ikisini aynı görüyorum. Ne ileri ne geri, aynı ortamda. Ha böyle işte. İşte kimi adam mesela besmeleyi çekerken aynı zamanda namazın ve Ramazan-ı Şerif'in ifade etmiş olduğu hakikati yaşarken başkası yaşayamayabiliyor. Yaşayamıyor. Yani namazda Müslüman 5 defa bu orucun açtığı kanalla girebiliyor. Oruç haletini yakaladığı manayı 5 vakitte yakalama var. Ama bunu alıştırmak, yakalaması için oruç en avam seviyeye kadar geliyor. Hı. Niçin? Çünkü toplumsal bir ibadet olduğu için onun şeyine kuvvet veriyor. Hı. Bir de o sözlerde okuduğumuz yerin sonunda söylemiştik abi. İnsaniyeti külliyetle sana verdiğimden. İnsaniyet. Yani orada okuduk ya abi. He. 360'da. Şimdi bu sefer o oruçtan düşünce adam, bu sefer insan özelliğini kaybediyor. Evet. Oruçtan düşünce insanlıktan düşüyor. Çünkü oruç İslamiyet şairin son ruhudur. En merkezinde şey var, namaz var. Bu hani bu fotoğraf makinesi misali de bunu namaz için veriyor Üstad Hazretleri. Abi şöyle söylüyor. Nasıl? Sözlerde. Diyor ki, hem bil ki her yeni gün sana, hem herkese bir yeni alemin kapısıdır. Eğer namaz kılmazsan, senin o günkü alemin zulümatlı ve perişan bir halde gider. Senin aleyhinde alemi misalde şehadetlik eder. Eğer, zira herkesin her günde şu alemde bir mahsus alemi var, o alemin keyfiyeti o adamın kalbine ve ameline tabidir. Eğer namazını kılsan, o namazın ile o alemin saniye züderenle müteveccih olsan, birden sana bakan o alemi tenebbül eder. Flaşın patlar. Flaşın patlar o zaman. Bu sefer o gelen görüntüleri bu sefer aydınlatıyor. Aydınlanınca mana yükleyebiliyorsun. Siyah bir ekran geldi, bir şey yok. Her şey eşit oluyor siyahda. Yani beyazla, siyah, güzelle çirkin. Hepsi aynı. Tafun etmişti, taze. Siyah bir resimde hiçbir şey belli olmaz. Ama flaş patlarsa hepsinin ne olduğunu yerine koyarsın. Evet. Bir de mesela dediğim gibi besmele gelmiş ya abi. Ne dedim bir sen dur burada. Burada Murat abinin şeyinde abi aklınla amelinle değiştirebilirsin de yani. Eğer aklını hep o siyamla falan şey yapabilirsen onun devamını evet. Diyor abi. Neyle değiştiriyorsun dedi? Aklınla amelinle. Vay be. Alemindekini değiştirebiliyorsun. Evet. Yani çektiğin fotoğrafın şu uzantısını yeri, değiştiriyorsun. Yerini okuyabiliriz abi istersen. Ha, oku bakayım bakayım. Murat orada sen unutma oranı. O aynısı. En nazik şeyleri kaba gösterdiğim üsüllü sen kalbinle, aklınla, amelinle, gönlünle kendi aleminin şeklini değiştirebilirsin. Ya aleyhinde ya lehinde şehadet ettirebilirsin. Sayfa kaç? 273 abi. Sözler. Bu da bakın vehim denilen var ya musallat olmuş bazı kardeşlerimiz kullanabilir mesela bunu. Yani panik yaptırıyor, bilmem ne yaptırıyor. Hemen onun niyetinle yani güzel şeyleri tasavvur ederek güzel düşünen güzel görür. Güzel görür.
Yani hayatından nasıl lezzet alıyor? Sıyrılıyor. Sen bir şey yapacaktın. Şey abi, kaybetmemek için. O Ramazan'daki flaş, bu üç tane oldu. Kemal-i Rububiyet, Rahmaniyet ve Rahimiyet flaşı olduğu gibi namazda da söylemiş oldu. Akıl, amel, gönülle, kalbinle o flaşı patlatırsa o namazı şey oluyor. Yani namaz için flaş farklı. Bir nur ayetini kullanıyorum sana. Allah'ın nuru semaveti ve rahat. Allah Allah! Of, tam flaş şeyi ya. 200 kaç diyor bakacağım az önce. 270. Bu namaz bahsi değil mi ya? Yani 20 mi diyor? 20 diyor. Hemen işte hakikati namazı, bu hakikati namaz bu abi. Oo, hakikati namaz, mahiyeti namaz değil ama bu da. Bir de geçen şöyle bir ifade var abi. Hı. Abi biz... Ben dedim size, deli bir kitap. Risale'nin okumamak lazım, sonunda, adamı deli eder. Değil en sonunda diye hani hurma çekirdeğinde hurma ağacı saklıdır. Yani hiç manalara girmese, hani yine acı, aynı manayı namazı kılmış oluyor ama manaları yakalayamıyor yani. Sonunda da diyor, en sonunda hurma çekirdeğini misal veriyor ya. He, evet çekirdeği, evet hurma. Bir hurma çekirdeği, bir hurma ağacın gibi. Kendi ağacını tavsiye eder. Allah Allah. Burada şimdi Cenab-ı Hak dedin, besmele gibi, namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi, hac gibi ibadetleri çoğaltmış abi. Şimdi insanların fıtratları, kabiliyetleri farklı. Yani şu manayı herkes aynı ibadetten yakalayamayabiliyor. Cenab-ı Hak ibadetleri, yani mesela dükkanda adam dükkana çok çeşitli mallar koyuyor. Çünkü farklı müşteriler geliyor. İnsanların fıtratı farklı olduğundan dolayı şu umum genel manayı böyle farklı farklı ibadetlerde farklı farklı gösteriyor. İşte okuduk namaz gibi, oruç gibi, besmele gibi, zekat gibi. Zekat vesaire. Mesela önce besmele nazil olmuş değil mi? Evet. Genelde ilk insanlar o manayı görüyorlar. Yaklaşık 9 sene sonra namaz olmuş. Sonra oruç olmuş. Yani bak insanlar farklılaşıyor ya abi. Bu sefer böyle tedrici olarak Cenab-ı Hak da şeyleri çoğaltıyor ibadetlere. Ama bu benim aklım nerede biliyor musun? 360'da yani. O İslamiyet ve iman, marifet ve muhabbet vererek sana ne verdi? Bak, imanı vererek ne verdi? Vücudu vererek ne verdi? Hayatı vererek ne verdi? O zaman şöyle genel bir mana olarak abi. Orucu tutturmakla beraber insanlığını sana geri veriyor. He. Denilebiliyor yani. Denilebilir. Orucudan bıraktın mı insaniyetten de düşüyorsun. En son çizgi o. Evet, sonra neredeyiz? Bu işte gaflet perdesi altında insanlar ve esbab dairesinde o vaziyeti ifade ettiği hakikati tam görememekten ve bazen unutuyordu. İşte bu noktadan Cenab-ı Hak işte orucu emretmişti ona. Emrediyor. Şey, Ramazan-ı Şerif'te ise ehli iman birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Sultan-ı Ezeli'nin ziyafetine davet edilmiş bir surette akşama yakın buyurunuz. Yani birisi buyurunuz emrini veriyor, emir veriyor. Yani insan onu duyabiliyor. Duyar. İşte o şey demiş ki abi, Celaleddin Rumi fikren arşa çıkmış. O kelamı duymuş onu. Ha onu bir okuyayım burada bir de ya. Dilemalar değil miydi? 273 abi. 273. Celaleddin Suyuti şey. Celaleddin Suyuti dedi. He Suyuti. O duymuş da bak. Celaleddin Rumi. Ha öyle mi? Maşallah ya. Aferin be. Fikren arşa çıkan Celaleddin Rumi gibi diyebilir. Kulağını aç. Bu değil ama. Hangi kulak? Kendi horlamanı duymuyorsun. Horlama anında rüya görüyorsun. Rüyada arkadaşın konuşuyor, duyuyorsun. Ama kendi horlamanı karşıki oda rahatsız oluyor. Bu horlamayla bu kulak duymuyor. Ama o anda rüyada arkadaşını duyuyorsun. Hangi kulaksa onun 70 kat ilerisi kulak. Kulağını aç. Herkesten işittiğin sözleri fıtrı fonograflar gibi Cenab-ı Hak'tan işitebilirsin. Tışbih yok. Yoksa Celaleddin gibi bu derece yükseğe çıkamayan. Kardeşim, arş, esmanın bütün sebepsiz tecelli ettiği yer değil mi? Arşa çıkan Allah'ın kelam sıfatı, mütekellim. Kelam sıfatı, mütekellim. Mütekellim direkt sesini duyuyoruz. Rahman'ı okuyacak ya şimdi meydanda. Yoksa Celal, yani yükseğe çıkamayan ve ferşten aşağı kadar mevcudatı aynı şeklinde göremeyen adam kulak ver, herkesten kelam olay işitirsin desen olmaz işte. Demek ki o zaman abi
bu dereceye yükseğe çıkamayan diyor ya abi. Şu kemale, rububiyet, rahmaniyet ve rahimiyetin derecesine çıkamayan o buyruğunuz emrini duyamıyor. Yani duyması için bunu görmen gerekiyor. Yani fikren şu üç hakikata çıkman gerekiyor ki onun gibi duyasın. Yani fikren çıkınca şuraya o sözler 360'daki o şeylerden birine çıkınca o kelamı duyabiliyorsun. Zemin yani ahize açılmış oluyor. Görmekle beraber ahizen açılıyor. Benim bir defter var. Defter. Onu açarsan odamın masamın üzerinde defter var. İki tane. Beyaz olan değil de kırmızıya sarıya çalan 11. defter. Duyamayanlara, vehim olanlara orada bir usta çıkış yolu gösteriyor. İnşallah o aldığım notu şey yapacağım. O gelene kadar okuyalım. Ramazan-ı Şerif'te ise ehli iman, oysa Ramazan-ı Şerif tutan ehli İslam'dır. Ama biliyorsunuz iman, ehli iman, iman esaslarına inanan. Bak bir yer okuyayım size. Murat, çıkamayanlara ustak burada bir şey söylüyor. Mesela vehim ve vesvesesi olanlara kurtulamıyorum abi falan. O yani niye ikide bir Hasan bu izahlar bu tarafa kayıyor? Yani arkadaşlar böyle nurcuları haset, ehl-i iman da haseten nurcuları acıyorum, üzülüyorum. Öyle sıkıntılar olunca cevap onlara teşkil etsin diye bak. Bak bir yer göstereceğim. İnşallah bulurum. Çok harika. Ne yapar o? Ha buldum. Sevgili arkadaşlar. 13. 13 kaynağını da bulayım da. İlle kaynak şart mı ya? Kaynakta bazı deliler var, manyaklar var. Sunatulat işaret. 16. sayfada. Oradan. Bak diyor ki, bulamayanlara. Şöyle yap. Kurtulamayanlara. Evhamdan kurtulmanın bir yolu da kendi kendine aşamıyorsa bir büyük zatların ittifaklarına istinad etmek. De ki sen korku evham imanın falan tehlikede mi ya kafir oldu falan şey. Bir hiç o durumda büyük zatların iman esaslarında İslamiyet'te ittifakları var. Ona kanaat et. İstinad et. İstinad et. Kanaat demiyor. Büyük zatların ittifaklarına istinad et. Gazali, İmam-ı Rabbani kadar mı akıllıyım ben? İmam Azam kadar mı? Cafer-i Sadık kadar mı? Resulullah kadar mı? İmam Ali kadar mı? Hazreti Ömer Efendimiz kadar mı? Yok. Bunların ittifakları var mı bu konuda? Var. Ona muhalif olanlar serseri. Kendi çoluk çocuğuna zulmetmiş bile. Hayatları hayat değil. Bunların istinadları bana, ittifakları bana bir istinad. Bu bir. İki kaldı. Büyük zatların icmalarına ittifak et. İcma etmişler. Üç, ustadlarını kavi senet görmekle kurtulabilir. Bu da cemaati olmayanlarda daha çok görünüyor. Olmayanlarda mümkün değil bu tür şeyler. Cemaati ve ustadlarını kavi senet gibi görenlerde pek nadir, yani az böyle hastalıkları kalıyor. Ustad böyle dedi, bitti. Küllap dedi mi kardeş? Böyle. Sevdin, bu böyle mi dedi? Bitti. Ne diyor? Ustadlarını kavi senet görmek. Büyük zatların icmalarına ittifak etmek. Büyük zatların ittifaklarına istinad etmek. Fikren oraya çıkınca o vehim de olmuyor. Adam. Olmuyor ki vehim. Ben diyor ki hiç yoktu, Allah yoktur, imanın gitti, bilmem ne yaptılar. Sikit lan serseri. Sen kimsin ya? Hemen buna bak şimdi. Çok antika ya. Küller, şu çok tuhaf. Niye iman devamı karşıda? Çünkü bütün her şey ona hücum ediyor. O Mesnevi Nuri'de o 4 tane hastalığı anlatırken Esnaf-ı İzam'ın diyor sözlerine itimat etmemek diyor. Mesela öyle bir hal oluyor bazen. Mesela bu nasıl oluyor? Ustadım böyle dedi, bitti. İnan vallahi kurtuluyor. Sonra kafam terakki ede hikmetini biraz anlıyor. Sonra diyorum ki ustadım özür dilerim. Yok, özür dilemeye de gerek yok. Çünkü teslim olmuştum zaten sana. Bediüzzaman'ı ben mi koydum ismini? Bediüzzaman.
Ben bunlar tanımadan önce namazım mı vardı? Yok. Hiçbir şeyim yoktu. Bu benim düşündüğüm. Ha, bu temel yapımı. Ha, ustada kavi görmek. İcmalarına istinad etmek. Onların senetlerine ittifak etmek. Gitmiyor bana. Bitti. Ondan sonra bir de bir yol bulduk. Bir de bir yol buldum. Altıncı söz müydü o? İnnallâhiştere minel mü'mine yafıskanlâhâne mü'mine emaneti malik hakikisine sak bırak. Ya Rab beni kendim idare edemiyor. Ustad diyor. Şimdi iki derdim. Ondan sonra hasbunallah'tan o. Ya Rab imanımdan endişe ediyorum. Yani paniklik yapıyor. Rahatsız ediyor beni. Allah'ım kendimi ve benimle alakalı olan ne varsa. İmanımı da emanetlere en iyi riayet eden sensin. Emaneti ihanet etmeyi sen emrettin. Ve sen peygamberine söyledin. Emaneti ihanet etmek münafıklık alametidir. Emanet edinlerin en iyi sahibi sensin. İmanımı ve kendimi sana emanet ediyorum Allah'ım. Senin düşmanlarından dolayı. Senin düşmanların benim de düşmanım oldu. Bu şeytanlar, vehimler, vesveseler, imansız kafir cinler ve imansız insanlar bana düşman olmaları sana dost olduğumdandır. Dolayısıyla ben senin dostunum Allah'ım. Senin düşmanların bana düşman oldu. Allah'ım beni onların eline bırakmayacak kadar merhametlisin. Kendimi ve imanımı sana teslim ediyorum. Sıkıntın gelince imanın gitti. Benim imanım burada yok ki gitsin. Ve burada ifade ediliyor. Telefonda, telefonum var ama aslı aviyada, telsinde bilmem nerede duruyor. Benim imanımın kaynağı Allah'ta. Hiç ona zaten ne olacak? İmanım Allah'ta. Emanet etmişim Allah'a. Şeytanın eline yetişemediği yerde ondan sonra başlıyor. Tabii ya. Nereye yapacak? Seslerim nereye geldi? Böyle bir yaptım. Dedim ki, kendim bunu söyledikten sonra odama geçtim, yattım. Dedim ya Allah'a emanet oldu. Aynen. İçimdekini söyleyeyim size de. Baktım ki eyvah diyor. Ya, neyse o aletleri söyleyeyim. Tatlı bir hal yani. Aynen. Emaneti ihanet cezası göreceksin. Ruh emanettir. Ruh emanettir. Beden, hayat hep emanettir. Ben neyim? Zaten vücut rengini versen Adem'e düşersin. Ben kimim? Ben yokum ki tutayım. Yani biz sofestay değiliz. Yani vehmi bir vücudumuz var. Yani mahluk denilmez, mecul denilen ben olan ben oyum. Bu benim vücudumdur. Ben değilim, bana ait. Ben kullanıyorum bunu. Ruhu, benim ruhum. Benim ruhum bunu kaldırmaz. Benim ruhum bunu sıkılır. Benim ruhum şey vesaire. Arkadaşlar, dolayısıyla ben olan ben, Allah da öyle diyor. İnna Allah, ben Allah. Ondan sonra, dolayısıyla biz ne yaptık kendimiz vesairemizi? Allah'a emanet verdik. Peki, benim imanım nerede? Aslı imanım. Zaten kütük oradaydı. Allah da. Burada ifade ediliyor imanım. Telefonum aslı orada. Nasıl ki telefon içindeki bir sürü numaralar bana diyor ki bu şirket, sen diyor 0.5 kuruşla eğer diyor bana verirsen, onaylarsan, evet yazarsan telefonun içindeki bütün diyor numaraları ben senin adına korurum. Suya düşersen, yanarsan, kaybedersen telefon numaralarının isimler bende. Sonra telefonum kayboldu, yandı, çaldı hırsız. Münafık, dinsiz, imansız şeytanlar çalmaya kalktı. Telefonun numarası orada. Diyorum ki şirketime, ben vermiştim daha, bedel önce vermiştim. Benim telefon kaybedildi, benim şu telefonuma attı. Bak numaralar geliyor. Nüfus kağıdı da kaybediyorsun. Gene alıyorsun. Evet. Yani imanımızı Allah'a teslim ettik. Hiç kimse dokunamaz. İmanımız arkadaşlar, hepiniz söyleyin. İmanımızı ya Rabbi, kendimizi, ruhumuzu sana emanet ediyoruz Allah'ım. Emanetlerin en iyi sahibi, sahiplenen sensin. Bana da bunu söylettirdiğin için sana da hamdolsun. İmanı ve kendimi sana emanet ettim. Bu da o sünnettir abi. Bu sünnette geçiyor. Yani evden çıkınca işte ev halkını tevekkülü Allah deyip. Allah'a emanet etmek. Seni Allah'a emanet ettim diyor. Evdekilere işte şey. Evet. Aferin lan. Yani sünnettir yani bu manayı. Allah hoşuma ben fıtış söyledim ne bir şey değil. Allah'ımız çok hoş. İmanımızı hani diyor ya iman ettikten sonra imanımız ne diyor? İmanınızı diyor telaf edici değildir diyor. Böyle bir mana var. İman ettikten sonra imanınızı
bozacak, iptal edecek değildir. Böyle bir ayet var. Ha, okuyalım şu şeyi bitirelim. Şimdi burada buyrunuz emrini bekliyorlar gibi tavrı ubudiyet kerhane göstermeleri. Ubudiyet tavrı, yani o sofranın başında o şekilde beklemek, şu manalarda böyle az da olsa görebilmek, bu sefer ubudiyet olur. İbadet demiyor. Yani ibadet emredileni yapmak. Ubudiyet ise istenilen o ibadetin neticeyi, o halet ruhi girmek. Girmek, evet. O çünkü ubudiyet. 360 da öyle dedi. 360 da ibadetle ubudiyeti tefrik etti. Bak. Haklıdır. Yani o ibadetin sahibi olmak. Mesela bak. 360'tı değil mi arkadaş? Yani hizmetle ve ubudiyetle. diyor ki ona göre hizmetle ve ubudiyetle muvazzafız. Üçüncü paragraf abi, üçüncü sıra. Üçüncü sıra mıydı? İkinci meyvenin üçüncü sırası. Bir, iki, üç. İştahlı bir meyveden nezak ismini. Evet, biz ücretimizi almışız. İkinci sıra abi. evet biz yani ona göre hizmetle ve ubudiyetle muvazzafız. Hizmetle ve ubudiyetle. Adam ibadet edebilir fakat istenilen manayı, ubudiyeti yapamayabiliyor. Allah. İşte orada mertebe oluyor. Yani herkes namazı kılıyor mesela. İşte oradaki içinden geçen manayla beraber görmesi miktarınca o ubudiyet tavrını göstermiş oluyor. Fethetmiştir diyor. Fethetmek tuhaf. Saadet ve lezzeti sana fethetmiştir. Bakın İslamiyet bir eldir. İman bir eldir. Muhabbet bir eldir, mide bir eldir, insaniyet bir eldir, duygu bir eldir, göz bir eldir, kulak bir eldir, karşılıklar o cinstendir. Elin el de bir eldir ama karşılığı budur. Devam et. Göstermeleri o şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı vüsatli, azametli ve imtizamlı bir ubudiyetle mukabele ediyorlar. Vüsat rububiyete bakar, azamet rahmaniyete bakar, intizam ise hastır, rahimiyete bakar. Evet. Acaba böyle ulvi ubudiyete ve şeref-i keramete iştirak etmeyen insanlar, insan ismine layık mıdırlar? Allah Allah. 434'te şey var, o galiba Subhanallah'ın şeyini, bak açtım orası çıktı hiç yapmadan. Diyor ki, acaba kendine Müslüman diyen bir adam dünyanın bir menfaati için bir üniversite imtihanında bir redox kimya sorusunu çözmek veya 2-3 tane soruyu çözmek için 108 tane elementin, 70 tane elementin atom ağırlıklarıyla ezberler, rumuzlarını ezberlerse, M, N, A, U, tamam mı? Ezberlerse bak, acaba kendine Müslüman diyen bir adam dünyanın bir menfaati için bir günde 50 kelime frengi lügatından yabancı dil taallüm ettiği halde 50 senede ve her günde 50 defa tekrar ettiği Subhanallah, Elhamdülillah ve La ilahe illallah ve Allahu Ekber gibi mukaddes kelimeleri öğrenmesi 50 defa hayvandan daha aşağı düşmez mi? Böyle hayvanlar için bu kelimat-ı mukaddese tercüme ve tahrif edilmez. Tercüme ve tahrif edilmez. Tehcir edilmez der. Yurdundan çıkarılmak oluyor tehcir. Hicret ettiriyorsun. Çünkü oysa o gittiği yer kendi memleketi değildir. O adamdır. Dolayısıyla kelime memleket gibidir. Her bölge manaya kendi örf ve ananesine uygun şey yükler, kalıp koyar. Kalıp kelimedir. Onun için her memlekette kalıp farklıdır. Onun için her memleketteki kalıp başka bir memlekete zıt olur. Mesela incir Hatay'da diyemezsin, Arabistan'da hurma diyemezsin. Mesela Endonezya'da Allahu Ekber deyince herkes anlar. Ama Allah büyüktür desen anlamaz. Onları tehcir ve tahir etmek bütün mezar taşlarını hak etmektir. Bu tahkire karşı titreyen mezaristan'daki ehli kuburu aleyhlerine döndürmektir. Evet, herhalde bitti. Şuraya, acaba böyle ulvi ubudiyete ve şeref-i keramete iştirak etmeyen insanlar, insan ismine layık mıdırlar? He. Yani bu genel manada işte burayı toparlarsak abi. Toparlar. Cenab-ı Hak işte bu sözlerde o sofra-i nimet, işte bu kemal-i rubiyet, rahmaniyet ve rahimiyeti görmek için 12 ayın bir ayı Ramazan'daki oruç vasıtasıyla beraber görmesi için böyle bir
Sadece bir panayır gibi. Bir gözlük taktırıyor yani. Yani Müslüman zaten beş vakit yapıyor. Ama toplumsal bir ubudiyet, toplumsal bir bakışı kazanmak için 12 ayda bir böyle Allah insanların gözüne bir gözlük takıyor. Yani ona diyelim ki vermiş olduğu vazifeyi tekrardan hatırlatıyor. Hatırlatıyor. Vâfir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemîn. El-Fâtiha.